Murat, devam edelim. Başak Demirtaş. Şimdi Aydın Ayaydın. Şöyle bir yazısı var. Yani yazısının özeti T24. HDP'nin muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş dedi. Başak Demirtaş sonrasında Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın yayınına çıktı. Bir defa yayın tarihinin 6 Ekim olması sosyal medyada tepki topladı. Ve şöyle dedi. Selahattin Demirtaş kişisel bir mesele yüzünden içeride değil. Derdimiz Türkiye. Türkiye'ye demokrasi ve barış gelmesi için mücadele ediyor, ediyoruz. Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu ile konuşuyoruz. Özel günlerde, zor zamanlarda birbirimize dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Son olarak dün konuştum her ikisiyle de. HDP'nin tutum belgesini büyük bir takdirle karşıladım. HDP, Türkiye'nin demokratikleşmesi için büyük çaba sarf ediyor. O kadar çok ötekileştirildik, kutuplaştırıldık ki tüm önyargıları kırmanın en etkili yolu konuşmak, tanışmak, birbirimizle temas kurmak. Selahattin dördüncü kitabını yazdı. Dört duvarın dışına çıkıyor yazarak. Selahattin sanat ve edebiyatla da siyaset yapıyor dedi. Şimdi demin söylemiştim Fox TV'de. Şimdi Hangi şöyle gün? başlayalım. Hangi gün? 6 Ekim. 6 Ekim'in özelliği var mı? 6-8 Zaten Ekim sokak eylemi. Evet. Kobani'de. Bu nedenle de demin belirttiğim gibi sosyal Sosyal medyada medyada. tepkiyi topladı. Şimdi tüm boyutlarıyla konuşabilirsiniz. RTÜK'te yayınla ilgili inceleme Evet, başlattı. inceleme başlattı. Ayırabilirim ama komple fikirlerinizi de alabilirim. Şimdi Murat Çelik, hakikaten HDP'nin bir Demirtaş, daha doğrusu Başak Demirtaş planı mı var? Böyle bir adaylık konuşuluyor mu? Ve tüm tabii hem açıklamaları, hem tarih seçimi, hem RTÜK'ün harekete geçmesi, tüm bunlarla ilgili değerlendirmelerini alabilirim. Şimdi Başak Demirtaş'ın HDP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olarak adını geçiren yazı 2 Ekim tarihinde Aydın Ayaydın, eski ANAP ve eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, eski Rekabet Kurumu Başkanı, eski bürokrat Aydın Ayaydın'ın T24'te yazdığı yazı. Yalnız yazı ilginç, çok uzun bir yazı. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme, yani Millet İttifakı'nın paydaşlarının genel başkanlarıyla görüştüm, 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 şunu Evet, şöyle Mithat söyledim vesaire. Sancar'a. En son Mithat Sancar ve kapatırken yazının son bölümü şöyle. İşte Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinde yazıyor. En sonunda diyor ki HDP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Başak Demirtaş. Yazı böyle biterken diyor ki son cümle, derken birden uyanıverdim. Sabah uyanınca bütün bu yazdıklarımın pembe bir rüyadan ibaret olduğunu gördüm diye böyle hani nasıl söyleyeyim, fantastik bir yazı gibi. Zaten yazının içinde HDP'nin dışındaki unsurlarda da mesela Ahmet Davutoğlu ile bunların hayali diyaloglar olduğunu anlıyorum ben. Yani Aydın Ayaydın'ın belki sohbetlerde vesaire yaptığı görüşmelerde veya tuttuğu nabzı kendince özetlemek için böyle bir yazı Yöntem. yöntemi bulup böyle bir formülle bunun da bir rüya olduğunu. Çünkü mesela Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme, mesela o bir röportaj gibi ya da bir görüşme olsa yani oradaki ifadeler vesaire de biraz farklı. Yani hani Ahmet Davutoğlu'na dedim ki eğer başbakanlıktan alındığın zaman istifa etseydin şimdi kahraman olurdun falan gibi de cümleler var. Yani onun için biraz fantastik bir kurgu olduğundan bahsediyorum. Dolayısıyla ha diyeceksiniz Aydın Ayaydın HDP içinden bir nabız tuttu da hani içerideki politikacı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın aday yapılmasının sembolik olarak bir anlam ifade edeceği gibi bir fikir var. Bunu duydu da onu mu yazdı? Açıkçası bilmiyorum çünkü ben öyle bir şey hiç duymadım. Yani Başak Demirtaş geçtiğimiz günlerde yani son bir ay içinde yanılmıyorsam YouTube'da Armağan Çağlayan'ın kanalında konuk olmuştu. Onu izlemiştim. Yani medyanın ilgisi olan bir isim Başak Demirtaş. Evet. O röportaj siyasetten oldukça uzaktı. Bir anne ve bir eş olarak insani bir röportajdı. Fox'ta İsmail Küçükkaya'nın yayınında da verdiği mesajlar var. Bugün de Başak Demirtaş onunla ilgili iki tweet attı. Daha doğrusu dündü galiba. Selahattin Demirtaş'ın da aile hassasiyetiyle attığı bir tweet var. Sert de bir tweet. Yani ailesine hedef gösterenler olduğunu söylüyor. Ya şöyle, şimdi sonuçta bir başka kanal, bir başka meslektaşımız.
tarih itibariyle yani Başak Demirtaş'ın yayına çağrıldığı tarihin 6 Ekim olması yani zannederim tesadüf değildir. Onlar adına bir şey söyleyemem. Öyle bir tercihle yaptılarsa onların tercihidir. Ama bir anlam yüklenir mi? Eğer öyle bir tercihte bulunuyorsanız hani bu mesleği yapan bir insan olarak gelecek tepkileri de öngörmeniz lazım. Çünkü bu bir tercihtir yani eğer gerçekten bilinçli bir tercihle çağrıldıysa. İsmail de küçük, İsmail de dünkü gazeteci değil, değil yani. Hani stajyer yani gazeteci değil. Bunu bilmemesine imkan yok. Hani böyle tam İsmail Küçükkaya öyle aman aman çok zeki bir gazeteci değil ama bu tarihin çok tesadüf yani olmadığını da bilir. Ne demek istedin? Yani. Yok yok yani böyle hani bir çok böyle anlam yükleyeceğimiz böyle büyük bir gazeteci falan değil. Yani ortalama bir gazeteci. Bu bunu bilir yani bu tarih. Neyse yani o senin kişisel yorumun yani. Farklı bir şekilde sana tabii, destek tabii, verdi. Yok ben beklemek anlamda değil. Hayır yani. Şimdi İsmail Küçük yani evet bu sözlerin öyle algılanabilir de öyle yani öyle mi algılansın? İstersen düzelt diye söylüyorum ben. Yok yani. Ya İsmail Küçükkaya bir gazeteci. O kadar yani. Böyle hani bu normal ortalama bir gazeteci de bu tarihi bilir dedim. Bunun için yüksek bir IQ'ya ihtiyaç da yok dedim. Ha yani bilerek mi seçilmiştir o tarih anlamında söylüyorum. Bence evet yani öbür türlü o zaman o ortalama gazeteci cümlesini de alırım başka bir şey kullanırım. Eğer o tarihi bilmeden yapmışsa ben o zaman o ortalama gazeteci sıfatını da alır başka bir şey söylerim. Vallahi İsmail, bilmemesine imkan yani burada yok. İsmail yani hepimizin Ankara'dan meslekten arkadaşı tanıdığımız bir insan. Dolayısıyla hani sen nasıl yorumlarsın bilmem ama ben işin o tarafına bakmam. Bir realite var ortada. Bugün Türkiye'nin en çok izlenen gazetecilerinden biri, habercilerinden biri ya yaptığı Saadet'in programda. Saadet'in tek söyde izleniyordu ya. Neyse ne? Ama son yerel seçimler öncesi mesela adaylar kimle Saadet'in çıkacak dediklerinde de gidip Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu ya elbette, İsmail yok, tercih şey etti. Neyse şunu demeye çalışıyorum. Sonuç olarak bu zaten hani programcının tek başına vereceği bir karar da değildir. Kanal yönetimiyle birlikte verilir o karar. Dolayısıyla ama beni ilgilendiren şu. Şimdi Türkiye'de bir siyasetçinin partilerden bağımsız söylüyorum. En hassas olduğu konu ne? Yine burada aslında biraz kadın erkeğe de geliyor iş ama maalesef aile. Yani aile üzerinden, aile üyeleri üzerinden siyaset yapılmasına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan çok haklı olarak işte Kemal Kılıçdaroğlu vesaire hatta bir ara Meral Hanım'ın eşiyle ilgili seçimden önce yine böyle tartışmalar vesaire. Dolayısıyla ben prensip olarak gerçekten siyasetçilerin eşleri üzerinden siyasete malzeme verilmesine ya da yapılmasına karşıyım. Diğer taraftan şu var, eşi cezaevinde olan bir kadından bahsediyoruz. Ve dediğim gibi sadece dünkü yayın için söylemiyorum ben bunu. Önceki yayınlarda veya işte belgesellere konu oluyordu mesela o kısa belgesellere. Benim orada izlediğim Başak Demirtaş böyle bir hani HDP'li politikacı, sanki Selahattin Demirtaş'ın bayrağını devralmış bir isim değil. Tam aksine iki kızıyla, eşi cezaevinde olan iki kızıyla yaşamaya devam eden ve zorluklar yaşayan bir anne. Ha politize mi? Elbette. Ona bir şey demiyorum. Ha, yani konumu gereği. Zaten politika da konuşuyor. Yok, konumu gereği. Ama yine benim gördüğüm kadarıyla yani İsmail'in programında yaptığı konuşmada da öyle hani haksızlığa uğradıklarını savunuyor zaten başından beri savunuyor. Diğer taraftan da içeride 4 yılı geçmiş olan bir tutukluluk var. Bakın hüküm giyip de mahkumiyetten bahsetmiyorum. Uzun tutukluluk sürelerine prensip olarak herkes karşı. Anayasa Mahkemesi kararı var, ahim kararı var vesaire. Demirtaş da yani Bayan Demirtaş, Başak Demirtaş da onu da konu ediyor mesela ahim diyor vesaire. Dolayısıyla tartışılmaz mı? Tartışılır. Ama belli sınırları da aşmaması gerekiyor diye yok, düşünüyorum. Yok kabul açıkçası. Ediyorum da orada tarih seçimi var tamam. Ya. Tamam. Bu işi yani sen devam et bu arada. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun şimdi, komple? Şimdi evet. Orada şöyle ya ben bir kere Başak HDP'nin böyle bir ben Başak Demirtaş'ın adaylık şeyine ihtimal vermiyorum onu söyleyeyim. Yani Ay Aydın'a katılmıyorsun yani. Çok yok ya öyle hani gerek de yok ki yani HDP zaten kendi oylarını rahat konsolide eden bir adam. Birini çıkardım bu benim adayım dedi mi o oyları konsolide ediyor. Yani atıyorum Ahmet Türk çoklu aday olursa mesela Ahmet Türk
onlar için daha doğru bir isim. Niye Başak Demirtaş? Selahattin Demirtaş eşi olmak için de bir özelliği yok. Yani politik figür anlamında. Yani bir anne olarak, bir eş olarak onlar çok özel aidiyetler. Ben oraya girmiyorum. Ama hani bizim görebildiğimiz vitrine çıkma nedeni Selahattin Demirtaş'ın eşi olması. Şimdi sadece eşi olduğu için bunu aday göstermeniz de çok makul, mantıklı, bir izah mümkün olmayan bir durum. O anlamda hani ben ihtimal vermiyorum. Yani işte yayına çıkarılmasının bir anlamı var mı? Var. Sonuç itibariyle Demirtaş HDP seçmeni üzerinde etkili bir figür. Hı hı. Ve Başak Demirtaş üzerinden de HDP seçmenini biraz hani bu tarafta tutmak, hoşlarına gidecek bir şeyler söyletmek amacı taşıyor olabilir. Yani ben o anlamda, ama benim orada mesela 6-8 Ekim tarihine şeyim var. Yani tartışılması normal diyorum. Bu 6-8 Ekim'de çıkarsanız ben tartışılır. Ben düşündüm, sözünü kestim. Tartışılır o. Yok tabii tabii canım, o tartışılır. Yani ben görü görmez dedim, ben bunu düşündüm. Tartışılır. Mesela 5 Ekim'de çıksaydı da 6 Ekim'in arifesinde çıktı olacaktı. 9 Ekim'de çıksaydı da bak 6-8 Ekim olaylarının hemen akabinde çıktı olacaktı. Dolayısıyla bu bir hafta 10 günlük periyot hep riskliydi bence. Riskli yani, yani ama hani bu 6-8 Ekim tartışılacağını da bilir. Belki hani İsmail düşünememiştir o kadar. Hani bu kadar hani gürültü koparacağını çok... vizyonu hani hesaplayamamıştır. Sonuçta satranç 5 hamle sonrayı gerektiriyor. Ama mesela Doğan akıllı bir yönetici. Doğan Şentürk. Ya benim de tanıdığım. Şu akıllı bir adam. Gerçekten akıllı ve bu işleri bilen bir adam. Bunun tartışılmayacağını bilmemesine imkan ve ihtimal yok. Amacı ne o zaman? Bilmiyorum. Ya işte Doğan'a sorulmadan çıkardılar. Ya başka bir amaç var. Çünkü hakikaten hani Doğan Şentürk yani Fox'u falan yaratan, çizen bir adam. Yani tutuyor, buluyor, getiriyor, aktörleşiyor. Yani Fatih Portakal'ı kim tanıyordu ana haber sundurana kadar? Bunlar Doğan'ın başarısı. Ben orada İsmail'e itiraz ederken de... Ya şöyle yapalım. Şöyle. Bak, bir şeyim var. Ha. Şimdi eleştirebiliriz, tamam mı? Tarihe hepinizin şimdi Hulki abi ve İsmet abi de diyorum. De. Hayır, yaş olarak ikisi de, kıdem olarak da. Yaşoları söyledim ama bizlerden büyükler ama şöyle rahat şimdi yani şuna hangi kurumda çalışırsa çalışsın şeye karşıyım. Yani Fatih Portakal'ı kim tanırdı? Sen de ben de tanırdık. Yani hayır, şimdi hayır, bu kadar Türkiye tanımıyor. Hayır, ondan bahsetmiyorum ben. Başka bir şeyden bahsediyorum. Sonra, yani hani Melik Yiğitel'i kim tanırdı derse biri, ona da dönerim. Ben Melik Yiğitel'i tanırdım. Yo yo. Tam anlıyorum. Söylemeye çalıştığım şu. Yo. Tüm bu arkadaşlar, İsmail de dahil, sen de. Aha. Şimdi bak, görüşleri şurada çalışıyor, burada çalışıyor. Sen başka bir yerde çalışıyorsun. İşte Murat da yani yıllarca beraber çalıştık. Murat da benden hatta. Birkaç yıl daha kıdemli. şimdi şöyle. En küçük o diyeceğiz. Ama bizim çalıştığımız dönem, yani daha doğrusu şöyle. Bir böyle 10 yıl öncemizde gidin bir Allah aşkına. Çok da değil ya, bir 10 yıl öncesine gidin. Gelin bizim gidin. Döneme. 10 yıl önce gidince bizim döneme geliyorsunuz yaklaşık. Evet, sizin döneme geliyorsunuz. Tamam, geldik. Bu kadar. O dönemle ilgili de biz konuşalım, söyle. Yani ben, sen, siz, biz, onun gazetecileri, bunun gazetecileri falan yoktu ya bu kadar. Yok, ben yani şunu söylemeye çalışıyorum. İşte Melik olunca bu taraf kızsın, Fatih olunca bu taraf kızsın. Siyasette de yoktu öyle bir şey. Siyaset kutuplaştığı için gazeteciler de kutuplaştı. Yok yok. Sadece birbirimizi eleştirsek de şunu söylemeye çalışıyorum. Sen onu demedin de Hande'nin söylediği bu. Böyle bir tasdik üzeri yönetseydim. Ama Melik o manada söylemiyor. O manada söylersem ben bir şey söyleyeyim mi? Akıl edememiştir falan, yanlış anlaşılmışsın. Belki anlaşılır çünkü. Hayır. O tamam. Manada söylersem ben Doğan'ı da övmezdim. Doğan Şentürk, tamam. Fox'un beyni yani. Adam gerçekten izlenen bir kanal yaptı ya, ve başarılı adam. Benim söylemeye çalıştığım şu anlamda söyledim. Ben Fatih... Yani birileri çünkü mesaj atmaya başlıyor. Mesaj yok. Twitter'da hani konuşulduğu için söylüyorum. O zaman şöyle yuvarlayayım. Yani Twitter'da şöyle, tweet oldu. Yok. Yani Fatih... Şimdi değil. O. Fatih kanalda da hani muhabirlik yaptı. Kanalda benim de çalıştım bir kurum daha önce. Yani 99-2000 yılları arasında ben kanalda da çalıştım. Hani
önemli de bir kurum. Orada muhabirlik yaptı ama sonuç itibariyle tanınırlığı Fox Ana Haber'le başladı. Onu anlatmaya çalışıyorum. İsmail de Ankara'da muhabirlik yaptı. Tamam, onu da tanınırlığı Çalar Saat'le başladı. Genel yayın yönetmenliği tamam, tanınırlığı Çalar Saat'le başladı. Tamam. Bu arada ben İsmail'le de çalıştım. Çukurova Medya Grubu'nda ben Show TV'de haber müdürüydüm. O da Akşam Gazetesi'ndeydi. Birlikte de çalıştım. Yani bunu şey anlamda söylemiyorum. Ama hani böyle çok izleniyor. Hani ona bir Hulki Cevizoğlu muamelesi de yapmam yani. Kimse kusura bakmasın. Ben neyse, benim için oradan geleceğin yer ne onu söylesen. Hani duayen gazeteci, yani, böyle büyük gazeteci başka bir şeydir. 6-7 Ekim'i anlatırken buraya geldin de mesela ne diyeceksin? Ha, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bu tarih seçerken ya, bu tarihin tartışılabileceğini ya, ben sabah kalktım şey dedim, İstanbul'daydım. Sabah kalktım şöyle bir haberlere bir bakayım dedim. Sonra o ara önüme geldi. Alçık, ya dedim ki ya bu Titi. Titi bu dedim. Hatta yanımda da bir arkadaşım vardı. Dedim ki bu banko Titi ve çok tartışılır. Çünkü 6-8 Ekim ve onun üzerinden de konuşuldu. Yani mesela bu olaylar için Demirtaş pişman olduğunu söylüyor mu bazen falan filan gibi. O hayır, doğru yaptığına inanıyor falan. Ha, bunların tartışılacağını bilir. Dolayısıyla ben hani buradaki tercihte ne rol oynadı bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle son dönemde hani HDP seçmeni üzerinden işte bir Başak Demirtaş üzerinden HDP seçmenine böyle sempatik gelebilecek işler yapılıyor. Bu hani kim hesaplıyor, nasıl yapılıyor bilmiyorum. Fox yönetimi neye istinaden böyle bir karar aldı inan bilmiyorum. Yani işte gerçekten bilmiyorum. Bir şey yani bilir miyim? Biri tabii. Önerdi de onlar şimdi, tamam mı dedi. Bakın, bununla ilgili bir açıklama yok değil mi? Ama sabah, dediğim gibi bu yani şeyin... Bu sabah da İsmail'in konuğu Mustafa Destici'ydi yani. Bir de o var. Yani şimdi, dolayısıyla hani öyle baktığınız zaman hani bütüne baktığınız zaman da bir şey görebilirsiniz. Denge diye düşünebilirsiniz. Yani Başak Demirtaş dün sabah konuktu, bu sabah da Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici konuğuydu yani. Şimdi ya bir, hafta bir defa HDP'nin ama evet. Yani şu, aday işte çıkarması tarih demek yani şu andaki mevcut rakamlarla ikinci tur hesabı yapmak anlamına da gelebiliyor. Yani iktidar belli bir oy kaybetti. Bunu artık hemen hemen herkes görüyor. Şimdi orada şu anda en büyük parti kim? Kararsızlar. Her zaman öyleydi. Şu anda ama özel olaraktan en büyük parti olma noktasına doğru gidiyor. Şimdi bu nedenle hani biraz önce konuştuğumuz Türkiye'de bazı hesaplar yapanlar birinci turda iki partili yani iki adaylı çıkmasını istiyor. Muhalefetin tek aday çıkmasını istiyor. Bunu da dikkat ederseniz zaman zaman bazı liderler dillendirdi. Örneğin Meral Akşener tek aday dedi galiba. Veya başka biri de olabilir ama ben Meral Akşener diye hatırlıyorum. Şimdi bir süredir bir Demirtaş güzellemesi yapılıyor televizyonlarda ve ya basın organlarında. Yani bu eşi için yapılan da bana biraz o anlamda geldi. Yani bir anlamda İyi Parti tabanı efendim veyahut da itiraz eden diğer partilerin tabanı HDP'ye ısındırma politikasının bir parçası gibi ben algıladım bunları. Yani aslında bu açıklamalarla ya da işte bu yayına çıkarılışlarla falan amaç var. Bu amaç da bu amaçta bu diye tabanı düşünüyorum. Isıtmak. Yani ısındırma politikası olarak. Değilse mesela o dikkat ederseniz çok da mülayim gidiyor. İşte sıradan insanmış gibi gidiyor. Sıradan dertlerini söylüyor. Bir anne gibi gözüküyor. Ya bunlar iyi hesaplanmış veyahut da işte mesela diyelim ki İyi Parti tabanına bunu izlettiğiniz zaman ya bunlarda da bir şey yokmuş diyebilecek bir ortam yaratılmaya çalışılıyor. Benim izlediğim o. Medyanın yeri nerede burada? Bu ortamın yaratılmasında. Vallahi medya şu anda bakın ben Fox, Ahmet Mehmet diye söylemeyeceğim ama uzunca bir süredir Türkiye'de belli bir noktada bir hamleler yapılıyor. Bunu önümüzdeki günlerde ben daha çok göreceğiz. Daha da mesela artacaktır. Bazı uluslararası destek görmüş bir sürü yayın organı var. İşte internet televizyonları var, siteler var, şunlar var, bunlar var. Bunlar şu anda yani izlenen, basınla izlenen, özellikle iktidarın yanlış politikası nedeniyle buralar daha çok izlenmeye başlandı. Ve yabancı siteler, efendim çeşitli etkili dünyadaki televizyonların, yayın organlarının siteleri daha çok okunmaya başlandı. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Yani insanlar sabahla, gazeteciler de öyle, orada ne var diye oralara bakmıyor muyuz? Bakıyoruz ne var diye. Çünkü tek taraflı bir şeyi yaptığınız zaman olmuyor. BBC için gazetecilerde arasında bir deyim vardır. BBC'yi İngiliz devleti senede bir sefer yalan söyletmek için
364 gün finanse eder derler. Çünkü o bir yalan çok önemlidir. Öyle bir şey yapar. Yani ya da bunu şey diye yapalım. Şimdi o kadar taraflı yayınlar abi yapılıyor ki. Abi sen bu tercihin bilinçli olduğunu mu düşünüyorsun? Bilinçli olduğunu düşünüyorum. Bir şey kurgu üzerinden. Bir kurgu üzerinden iyi şey HDP'yi Millet İttifakı'ndaki itiraz eden kanatlara ki ısındırma, onlara ikna etme hamlesi hayır, gibi 6, görüyorum. 6-8 Ekim tarihi de 6-8 Ekim'de önemli tabii. Şimdi onun ben hesapsız olduğunu sanmıyorum. 6-8 Ekim olayları aynı zamanda Demirtaş'ın mahkumiyet kararının veyahut da yargılandığı davanın da konusu. Mahkumiyet yok hala. Mahkumiyet, bir mahkumiyet var bildiğim kadarıyla. Bir mahkumiyeti var da Kobani eylemleri değil o ama. Değil. Ama şimdi bu o devam o var. Yani biraz da onunla bağlantılı olduğu için yani yargılama konusu olduğu için de o tarihin seçildiğini düşünüyorum. Peki 6-7-8 Ekim'de ne olmuştu mesela? Kobani, DAEŞ'in Kobani basması üzerine HDP yönetimi ve Demirtaş sokağa çıkın çağrısı yaptı. Çok sayıda ölü var. 51 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi miydi daha fazla? 51 ama Yasin Börü üzerinden sembolleşen yani kurban eti dağıtırken Yasin işte Börü kim bilmeyenler için işte Yasin Börü 14 yaşında birisi. 14 yaşında gencecik bir çocuk. Kurban eti dağıtırken. Evet işte şeyde apartmandan aşağı atılıp kafası taşla ezilerek öldürülen kim Unharca. Yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Unharca öldürülen. Kim yaptı bunu? İşte sokağa inenler. Onları, PKK'lılar mı? Tabii yani PKK'dan bağımsız olamaz. Onların bir kısmı zaten tutuklandı, yargılanıyor. Bir de bundan dolayı Demirtaş'ta yargılanıyor ve HDP yöneticileri de çağrı yapıp peki. Bu sokak demin, eylemlerine yol açtılar. Demin Murat söyledi ya, İsmail Küçükkaya ertesi günde Murat Destici'yi çıkardı, dengeledi. Mustafa Destici. Mustafa Destici. Mustafa Destici o olayın dengesi olamaz. Ancak Yasin Börü'nün akrabaları olabilir. Değil mi? Annesi hayatta mı Yasin? Hayatta, babası da hayatta. Yasin Börü'nün annesi olabilir dengeyi sağlayacaksanız. Öyle olur. Gazeteciliği biliyoruz. Şimdi simülasyon yapmaya gerek yok. Kavramları ve duyguların yerini değiştirme operasyonu bu. Böyle bir şey olamaz. Duyguları, öfkeyi sempatiye dönüştürme. İsmail Küçükkaya veya bir gazeteci arkadaş bunun farkında olmayabilir. Şimdi isim verelim, vermeyelim. Kamusal bir olayı tartışıyoruz. Kimsenin özel hayatın değil. Değil tabii. Kamusal bir olayı, medyadaki yer alan bir olayı tartışıyoruz. Şimdi İsmail Küçükkaya bunu bilmeyecek bir gazeteci arkadaşımız değil. Bunu bilmesi lazım. O gün sadece Demirtaş'ın mahkumiyetinin yıl dönümü değil ki. Yasin Börü var diyor işte. 50 kişinin öldürüldüğü. Sayı da yanılabilirim. Yani çok 37 ile 50 yani. Arası 51 rakamlar. 51 kişi hayatını kaybetti. 37. Evet. 37 diyen 37 var. 50 var. Yani onlarca peki. insanımız katledilmiş. Değil mi? Bu Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine olmuş. Herkes bunu söylüyor. Burada bir aykırı fikir yok. Gerçek ortada. Şimdi böyle bir günde siz duyguların takla attırarak bir anne üzerinden sempati devşirecekseniz gazetecinin sorumluluğu var. Gazeteci kamusal alanda her şeyi yapacak insan değildir. Yıllarca tartışıldı. Gazetedeki köşe yazıları babamızın malı değildir diye tartışıldı. Ekranlar babamızın malı değildir diye tartışıldı. Biz burada kendimizden söz edebiliriz ama 24 saat kendi reklamımızı yapamayız, öyle değil mi? Tabii. Şimdi kamusal bir iş yapıyoruz burada tartıştığımız her konuda. Sorumluluk var. Bunu yapan Bayan Demirtaş'ı çıkaran arkadaşımız da başka bir gün çıkarabilir. O kanala işte Yasin Börü'nün annesini çıkarırsanız dengelersiniz. Başka bir gün çıkarın. Bu şey gibi 30 Ağustos'ta Atatürk'ten söz edecekken sizin tutup da Vahdettin'i övmenize benziyor. 30 Ağustos'ta Vahdettin övüleceği gün mü? Vahdettin'i anmak isteyen bir grup varsa başka bir gün anar ekranda. Mesela 30 Ağustos'ta Atatürk'ün günüdür. Değil mi? 10 Kasım'da Atatürk'ün günüdür. 29 Ekim, 23 Nisan Atatürk'ün yıl dönümüdür. Siz burada rolleri değiştirirken bir operasyon mu yapıyorsunuz? Bu yapılabilir. Ben size başka örnek vereyim. Hani Özçelik'le bizim yaşımız gereği biliyoruz ama siz de yetiştiniz onlara. Şöyle, HDP'nin önceki isimdeki partileri Ankara'da spor salonlarında kongre yaparken Abdullah Öcalan'ın 40 bin kişinin katili denen Abdullah Öcalan'ın annesini getirip sıraya girip fotoğrafları var ortada. Evet. Sıraya girip Abdullah Öcalan'ın annesinin elini öpme kuyruğuna girdiler. Orada sembolik bir durum vardı. Abdullah Öcalan'ın annesinin elini öpmenin karşılığı, sembolik karşılığı Abdullah Öcalan'ın elini öpmek ve ona bağlılık bildirmektir. Bunlar sembolik olarak yapılıyor. DGM yargılamalarına konu oldu. Bunları Türkiye yaşadı. Şimdi siz burada Bayan Demirtaş, ya bakın bu gazetecilikse arkadaşlar, ben de BBN Türk'te ceviz kabuğu yapıyorum.
Bir yıldır yapıyorum. Bayan Demirtaş benim programa da gelebilir, açıktır. Kimseye biz ceviz kabuğunda 28 yıldır hakaret etmedik canlı yayında. Kapıdan da kovmadık. Bayan Demirtaş'ı ben de ceviz kabuğuna çağırıyorum. Bir de bizim sorularımıza cevap versin. Böyle bir tanıtım reklamı, bir ürünün tanıtımı gibi o gün olabilir mi bu ya? Ürünün tanıtımı gibi o gün olabilir mi bu ya? Yani ayrıca benim politikacılara da, şimdi buna tepki gösteren politikacılar da oldu. Vay efendim işte Demirtaş'ın eşi oraya çıktı. Bayan Demirtaş diyor ki ben bunu diyor Bayan İmamoğlu'yla, Bayan Kılıçdaroğlu'yla da konuşuyorum diyor. Orada söylediği başka laflar var. Bakın, yani orada verdiği, bir mesaj aslında. Orada çok verdiği mesajlar var. O zaman İsmet Özçelik'in şu görüşüne katılıyor musunuz? Yani bir bunun amacı işte mesafeli duran İyi Parti tabanını... gözünde sempati kazandırmak. Şimdi böyle önce, mi? Önce gazetecilik açısından bir şeyler söyleyeyim. 40 yıllık bir gazeteci olarak bunları söyleme hakkımız ve yetkimiz var. Sorumluluğumuz da var. Şimdi gazeteci bazen canlı yayına birisini çağırır. Kime yarayacak diye düşünmez. Bu da gazeteciliktir. Melih Yiğitel bir siyasi figür olsa mesela onu ben ceviz kabuğuna çağırırım, konuşur. Yaptığı açıklamalar bazılarının aleyhine, bazılarının lehine olabilir. Gazeteci onu düşünmez. Ancak kritik günlerde Melih Yiğitel gibi bir siyasi figür ise onu gazeteci düşünmek zorunda. Her zaman çağıramaz. Tabii. Sakin bir ortamda çağırır, konuşur. Ama kritik günlerde bunu yapıyorsan sen medya sorumluluğundan, kamusal sorumluluktan ve ulusal güvenlik duygusundan uzaksın demektir. Böyle bir şey olamaz. Ha ben bunu bilemedim, bunu yanlış yaptım diyorsan o zaman sen bu işi hiç bilemiyorsun demektir. Gazetecilik öyle herkesin önüne gelenin mikrofon aldığı, kalem alıp teybi uzattığı, bizim zamanımızda teybi uzatıyorduk. Ekrana çıkardığı, önüne gelenin yapacağı bir meslek mi? Bu gazeteciliğinde ilkeleri var, kuralları var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ha şimdi İsmail Küçükkaya diyebilir ki onun özelinde değil. Biz kamuya mali olmuş ve Türkiye'deki seçimi etkileyebilecek bir görsel gösteriden söz ediyoruz. Dünya artık bir gösteri toplumuna dönüştüğü için orada bir gösteri var. Tiyatro ekranları, buralar, stüdyolarda siyasal benliklerin ve çeşitli benliklerin, diyelim ki medyatik benliklerin sunulduğu kamusal alanlar. Benliğin sunumu diyoruz buna. Şimdi orada siyasal bir benliğin sunumu var. Bu sunuma sunucu olarak alet olmayacaksınız. Olursanız o zaman Yasin Börü'yü de soracaksınız. Ertesi gün Destici'yi çıkararak değil, aynı gün ona 6-8 Ekim olaylarında soracaksınız. Demirtaş'ın çıkardığı kitabı değil. Bu ülkede biz başka şeyler de gördük. Aynen böyle dengelenir. Ama biz bu ülkede affedersin de... yani çıkarırsın Yasin Börü'nün ailesini de, oğlunun nasıl katledildiği, veya, ne olduğu veya Bayan Demirtaş'a onu da sorarsın. Bak bugün şunlar da oldu dersin, onu sorarsın. Belki de Bayan Demirtaş da ya evet hatalıydık, özür dileyeceğiz diyecek belki. Bak gazetecilik bu. O da bunu söylerse o da haberdir. Ama hayır, onu savunursa Demirtaş'ın hiçbir hatası yok. Çünkü o laf konuşmada öyle söylüyor. Demirtaş yaptığı hiçbir şeyden pişman değil diyor. Bakın gördünüz mü neler var her şeyde. Ve sunucu sadece onun önüne poz verirken, medyaya sunacakları kareyi çekerken, önüne Atatürk resmi koyarak bunu yapıyorsa, efendim ben her sabah Atatürk resmini koyuyorum, mazeret sayılmaz. Bu açıklama mazeret sayılamaz. Sen bir kere ağızlarından Atatürk çıkmayan insanı önüne Atatürk fotoğrafı koyarak zoraki Atatürkçü mü yapacaksın? Hı hı. Kimse biz Atatürkçü olarak zorla Atatürkçü yapmak istemiyoruz. Atatürk bir sevgidir. Atatürk'ü seveceksen gönülden seversin. İlkelerine bağlı çıkarsın. Önüne Atatürk koyunca Atatürkçü olmuyor kimse. Yakasına rozet takınca da olmuyor. Gazeteci arkadaşlarımızın bu tür görevlerde röportaj sorumluluğu var. Bu tür görevlerde işte Yasin Börü'nün olayını da soracak. Bilmem kim kaç tane kitap yazdı onu sormayacak. Bunun siyasi anlamı da var. Verdiği çok mesaj vardı canım. Bakın bunu tartışıyoruz. Melek'in dediği gibi o gün veya ertesi gün TT oldu şeyde. En çok tartışıldı Twitter'da. Herkes sorumluluğunu bilmeli bence. Yani gazeteci sorumsuzlukla yapılacak bir meslek mi? Ha, politikacılarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bazı politikacılar da İsmail'i eleştirdi ama onu eleştiren politikacılar da koşa koşa onun programına gidiyor. Şimdi bunu kimse yanlış anlamasın. Bir gazeteci arkadaşımız, İsmail de bizi dinliyorsa eğer, efendim ne var ben gazeteciyim, bir gazeteci kıskançlığı mı var? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hı hı. Şimdi mesela bir politikacı var bana i̇şte diyor ki sözüm sözdür Hulki Bey, ceviz kabuğuna geleceğim diyor. Somut bir olay bu, adını vermeyeceğim. Sözüm söz, şu anda dinlediğinden de eminim, bir partinin genel başkanı. Sözüm söz Hulki Bey, aynı bu cümle.
4 haftadır bana sözüm söz, bu hafta geleceğim diyor. Ve her seferinde de bir mazeret buluyor. Şimdi o kişiyi görüyorum, sabah koşturuyorum programına gidiyor. Ya kardeşim, siz Demirtaş'ın söyledikleri ve 6-8 Ekim olaylarını eleştiriyorsanız, bu ülkenin 37 veya 50 kişisi orada katledildi diyorsanız, Yasin Börü vahşice öldürüldü diyorsanız, oraya destek vermeyeceksiniz. İnsanların bulunduğu mekanlar bir mesajdır. Bunu kim söylüyor? Gutenberg Galaksisi'ni yazan McLuhan diye bir iletişim sosyoloğu var. Diyor ki ortam mesajdır. Sizin bulunduğunuz ortam mesajdır. Siz o ortama gidiyorsanız o gittiğiniz ortamı sonradan eleştirmeyeceksiniz. Hem bu durumu eleştiriyorsunuz, Bayan Demirtaş'ın çıktığı programı, hem de koşa koşa hepiniz gidiyorsunuz. Ve ittifak üyelerinin hepsi de koşa koşa gidiyor. Ama çok şimdi, izlendiği için gidiyor olamazlar mı? Onlar da sorumsuz o zaman. Halk TV var efendim, Halk TV'de izleniyor. Burası da çok izleniyor. Halk TV'ye gidersin o zaman. Şimdi bu, hem eleştirdiğin işi kendin yapacaksın, hem de bu taraftan seçmeni kaçırmamak için rol yapacaksın. Yani neresinden baksak bu, yanlış deminki bir davranış. Sorduğum soru da demin İsmet Özçelik'in Melik sonra bir soru sorduğu için çok üstünde durmadık ama bir ifadesi vardı işte. Yabancıların desteklediği, fonladığı sitelerin de herkesin her sabah onları okuduğu, açtığı, tıkladığı yönünde. Yani, şunu söyledi aslında orada, hani medya bu halde olmasaydı, Türkiye'deki medya, belki onlar da bu şekilde bu kadar tıklanmazdı, değil mi? Doğru anladım evet, herhalde. Evet, yani öyle bir hale geldi yani. Onun sıkıntısını yaşıyor Türkiye ve Türkiye'de oralardan zehirleniyor aslında. Bir sürü yalan yanlış haberlerle Türkiye'yi zehirliyorlar oradan. Yani bu... Bu arada şunu da söyleyeyim, çok özür dilerim. Evet. Tabii ki İsmail Küçükkaya'da söz hakkı var. Tabii ki çok konuştuk herkesin hakkında. Çünkü var. Herkesin söz hakkı var tabii ki. Yani İsmail Küçükkaya da isterse mutlaka yayına şu bağlanabilir. Şu çağrıyı da yap. Yasin Börü'nün annesi de izliyorsa onun da söz hakkı var. Tabii o da ki. O olayı bağlanabilir diye yap ki tabii dengeli ki, olsun. Tabii ki Yasin Börü'nün yani annesi bu hataları, aynı şekilde. Bakın aynı şeyleri İran'da da yaptılar. Geçmişte hatırlarsınız Hillary Amerikan Dışişleri Bakanı iken, hatta Türkiye'deydi galiba. İran böyle bir soru sordu gazeteciler ve dedi ki İran'daki muhaliflere teknik destek veriyoruz dedi. Hı hı. Teknik destek verdikleri internet televizyonu ve internet siteleriydi. Yani şu anda Türkiye'de de bir sürü sitede ne yazık ki böyle bir şey var. Yani rakamlara ben bakıyorum. Yani milyon dolarları bulan destekler var. Hibe destekler. Yani bir tuhaf bir durum. Yani oralarda yani inşallah önümüzdeki günlerde yani herkes ciddi yayıncılık yapar ve bu tür bir şey ortaya ama çıkmasın. Bu şey yani abi, ciddi bu yayıncılık. Arada bir haksızlık da olmasın. Mustafa Destici bugün yayında. Hı hı. Başak Demirtaş'ın bir gün önce aynı stüdyoda söylediklerini eleştiriyor. Hatta programcı olarak, ev sahibi olarak İsmail de eleştiriyor. Yani Kobani olaylarını hatırlatıyor, Yasin Börü'yü hatırlatıyor. Hani Destici de gitmiş. Yani şimdi hani o konuktu sonrasında dedim ya. Hani sanki bu konulara hiç girmemiş ya da gibi bir değil. Tavır koymamış gibi, hı hı, falan da kimse anlamasın yani. Onu da altını çizmek lazım.